Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu bugün tesislerde açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının cezaya dönüştüğü için kaldırılmasının mümkün olmadığını ve bu konuda ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özeçoğlu, bundan sonra 1 liranın bile hesabını verecekleri bir yönetim anlayışıyla yola devam edeceklerinin de altını çizdi. Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu bugün Eskişehir Spor tesislerinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. STV ekranlarından canlı olarak yayınlanan açıklamada Başkan Özeçoğlu, FIFA tarafından kesinleşmiş transfer yasağı hakkında konuştu. Bu yasağın bir cezaya dönüştüğünü, bu yüzden kaldırılmasının mümkün olmadığını kaydeden Başkan Özeçoğlu, transferin açılabileceğiyle ilgili kamuoyunda dolaşan söylentilerin ise mümkün olmadığını dile getirdi. Biz geldiğimizde bu kulübün transfer cezası oldu, transfer yasağı olduğunu biliyorduk. Yaklaşık bu da 20-21 milyon lirayla çözüleceğini herkes biliyordu. Fakat daha sonraki süreçte 37 ile 40 milyon lira arasına çıktı bu. Bununla ilgili son günlerde bana ve yönetici olan arkadaşlarımıza bu cezanın kaldırılabileceğini söyleyen arkadaşlarımız var. Bu konuda da yaklaşık 15 milyonla çözülebileceğini söylüyorlar. Ben de bugün o arkadaşlara diyorum ki 15 milyonu veriyorum. Kaldırabiliyorlarsa yarın kaldırsınlar. Şu anda FIFA'dan gelen bir yazı var. Bunu zaten toplantıdan sonra sizinle de paylaşacağım. Burada iki dönem transfer cezası olduğunu belirten FIFA'nın verdiği bir ceza var. Bu işi çok bilen arkadaşlar, bizim anlamadığımız, bilmediğimiz bir yöntem varsa lütfen bize gelsinler, nasıl çözeceklerini söylesinler. Biz de yarın 15 milyonu verelim, kaldırsınlar abi. En azından kulübümüz de rahatlasın. Transfer dönemi de bitmesine süremiz var. En azından alabileceğimiz oyuncular da varsa bu oyuncuları da alalım biz. Başkan Özeçoğlu, eski yöneticilerden Erdal Şahbaz'ın icra takibi başlatmasına da tepki gösterdi. Eskişehir Spor Kulübü'ne verdiğiniz parayı Eskişehir Spor Kulübü'nün iktisadi işletmesinden daha sonra senet düzenleyerek bu parayı almak ya da senet düzenlemek, zaten kanunla burada avukat arkadaşımız da var, normal değil. O anlamda bu kulüp adına biz fedakarlığı yaparken bankalar bu hacizi, temliği kaldırabiliyorsak, bu İstanbul firması, onun dışında İstanbul firması bunu yapıyorsa Eskişehir yönetici arkadaşlarımızın da bu fedakarlığı göstermesini beklerdik. Bu arkadaşımız madem böyle bir para var, 200 bin dolarlık, çünkü gelecek bir para da var, gelecek para kadar da senet düzenlenmesi bence etik değil. Madem tamamını bu arkadaşımızın da 819 bin lira alacağı vardı, niye 819 bin lira koymadılar da icraya 200 bin dolarlık koydular? Yani bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Denetleme Kurulu'nun Eskişehir Spor'un geçmiş dosyaları hakkında inceleme yaptığını ve inceleme sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacağını dile getiren Başkan Özeçoğlu, bugüne kadar yönetilmiş ancak bundan sonra Eskişehir Spor'da bir kuruşun hesabını vereceğiz. Eskişehir Spor'un bir kuruşunun gereğinin yerine getirilmesi için tüm gayretimizi göstereceğiz. Yalnız kalsak bile bu sözümüzü tutacağız diye konuştu. Bu kulübün 1 lirasının hesabını şu anda incelemeler devam ediyor. Eğer ki böyle bir işlem varsa kamuoyunun önünde, taraftarımızın önünde söz veriyorum. Hiçbir şeyi saklamadan gerekli ne işlemler yapılacaksa bu işlemleri de yapacağız. Yani bu kulüp bugüne kadar yönetilmiş ama bundan sonra biz taraftarımıza bir kuruşun hesabını vereceğiz. Bunun sözünü buradan bir daha veriyorum. Neyle ilgili önümüze dosya gelirse bunun da sözünü bir daha veriyorum. Yalnız kalsak dahi bu kulübün 1 lirasına zeval gelmemesi anlamında bütün işlem ne gerekiyorsa hepsini de yaptıracağım. Buna taraftarımıza, camiamıza söz veriyorum.